Boyun fıtığını anlıyoruz. Boyun fıtığında Hı. o içerideki diskin dışarıdaki sinirlere bası yapması ağrıyı yapar. O Hı anlaşılıyor. hı. Hatta kola vurur, boyuna vurur, çeneye vurur. Hı. Ama fıtık olmayıp da boyun ağrısı esas olarak kasların yanlış Hı. kullanılması mı? Kasların Yani yanlış omurga değil de kullanılması. kas mıdır Tabii esas? yani kasların yanlış kullanılması. Çünkü boynumuzu aslında bütün omurgamızı çevreleyen kaslarımız var. Onun öncesinde de tabii ki liflerimiz var. Ve bu dokular eğer yanlış kullanılırsa kaslar ister istemez hatalı kasılıyor. Yanlış kasılıyor ve spazma giriyor. Kas spazmı da bir süre sonra inflamasyon sürecini başlatıyor. Yani iltihabi bir süreci başlatıyor aslında orada. Ve oradaki enflamatuar süreç ağrıyı tetikliyor. İşte ağrı o nedenle sürekli, hani müzmin bir şekilde hissedilen sürekli bir ağrı var. Bu kasın spazmına bağlı olarak ortaya çıkan. Bir süre sonra tabii ki kas yanlış yerden kasıldığında kemiği de yanlış yöne doğru çekiyor. Dolayısıyla kemik de aslında olması gereken yerin dışında bir yerde duruyor. Yani bu mekaniğin bozulması ağrının sürekli aktif kalmasına sebep oluyor.